Eklemler arkadaşlar, oynar eklemler, yarı oynar eklemler ve oynamaz eklemler şeklinde 3 parçaya ayırıyoruz. Oynar eklemlere gelelim. Oynar eklemlerde değerli arkadaşlar, en dış kısımda şurayı alıyorum, şöyle gösteriyorum. Bir eklem kapsülü var. Yani eklem bir nevi eklem kapsülü ile örtülmüş. Eklem kapsülünün en iç yüzeyi, yani şu kısmı alıyorum. Burası ise sinovial zardan meydana gelmiştir. Şu kısım arkadaşlar şurada gösterilmiş. Bunlar ise eklem kıkırdağıdır. Hangi kıkırdak çeşidine giriyordu? Kıkırdak dokuda anlatmıştık. Hiyalin kıkırdak çeşidine giriyor değerli arkadaşlar. Burada eklemin bulunduğu iç kısmı ele aldığımız zaman şuralarda bir sıvı var. Bu sıvıya biz ne diyoruz? Sinovial sıvı adını veriyoruz. Kasların kemiklere ve eklemlere bağlandığı yer var şurası. Burası mesela bir kasın ekleme bağlandığı yer. Buraya biz tendon adını veriyoruz. Tendonu da şöyle gösterelim. Eklem kapsülü. Eklem kapsülü arkadaşlar eklemi tamamıyla kapatıyor. Eklemi kapatma nedeni ne olabilir? Hava almasını engeller. Ve bunun iç yüzeyinde, yani kapsülün iç yüzeyinde ne var? Sinovial zar. Dış yüzeyinde ne var? Bağ doku var. Bağ doku olmasından dolayı, bakın burada bir bağ doku var dedik. Fibroz doku. Ya çok da önemli değil. O halde eklem kapsülünün içinde bol ne olacak? Bağ doku olmasından dolayı bol damar ve sinir olacak. Ve bu yüzden burada ağrı duyusu taşıyan sinirlerde yer alacak. İkinci bir noktaya geçelim. Bu ikinci noktamızda nedir? Sinovial zardır. Sinovial zar ne yapar? Şurada da gördüğünüz gibi sinovial sıvıyı yapar. Çünkü bu zarın içinde de yine kan damarları mevcut. Oradan süzülen sıvılar sinovial sıvının oluşmasını sağlamaktadır. Peki bu sıvının görevi, rolü nedir arkadaşlar? Sinovial sıvının. Sinovial sıvı yumurta akı kıvamındadır. Eklemi kayganlaştırır ve sürtünmeyi engeller. Eklem kıkırdağı var. Eklem kıkırdağı ne iş yapacak? Eklem kıkırdağı kemiklerin aşınmasını engeller. Bakın şuralar eklem kıkırdağı şurası. Şurada da kemik doku var. Kemikler birbirine temas ediyor zaten. Dolayısıyla da kemiklerin aşınmasını engeller. Bu yüzden oynar eklemin uç kısmında ne var? Eklem kıkırdağı bulunmaktadır. Sinovial zar kısmına, sinovial sıvı kısmına bir şey daha eklemek istiyorum. Yararlı olur mu bilmiyorum ama yine de ne olur ne olmaz. Buradaki sinovial sıvı aynı zamanda şuradaki eklem kıkırdağının beslenmesini de sağlayabiliyor arkadaşlar. Kemiklerin aşınmasını engeller, sinovial sıvıdan beslenir. Oynar eklemlerde eklem kapsülü var. Eklem boşluğu var ki bu boşluğa ne konuldu? Sinovial sıvı konuldu. Sinovial sıvı oynar eklemlerde var. Bu adamda eksik bir şey yok ki, her şey var zaten arkadaşlar. Sinovial zar boşluk olduğuna göre ve kapsül olduğuna göre sinovial zar da var. Eklem hareketli olduğuna göre tendon da var. Oynar eklemlere örnekler verelim. Mesela en çok yapılan hatalardan biri de şu. Alt çene kemiği. Omuz eklemi. Kalça eklemi. Diz eklemi. El, ayak, bilek eklemleri. Bu. Arkadaşlar bir de kireçlenme denilen bir durum söz konusu. Kireçlenme kalsiyum tuzlarının birikmesi sonucu oluşan ağrılı sertliklerdir. Ne birikiyormuş? Kalsiyum tuzları birikiyormuş. Gelelim menisküs arkadaşlar. Menisküsle ilgili notu buraya aldım. Nedir menisküs?
Doku dizde üstte ve altta yer alan iki ana bacak kemiğinin 1-2 birleştiği yerde bulunmaktadır ve bu iki kemiğin sürtünmesini engellemekte rol oynamaktadır. Eklem yüzeyini uyumlu hale getiriyor. Bakın şurada görüyorsunuz. Eklemi kaygan hale getirir. Ağırlık dağılımı yapar. Değerli arkadaşlar, az oynar veya namı diğer yarı oynar eklemler. Şimdi yarı oynar eklemlerin genel özelliği nedir? Yarı oynar eklemleri isterseniz önce örnekler verelim. Bir, omurga eklemleri. Zaten burada örnek olarak onu verdik. Omurga eklemi. İki, boyun eklemi. Ondan sonra göğüs kemiği, parmak eklemleri, kaburga eklemleri. Şimdi eklemi incelediğimiz zaman şurası bir kemik. Şurası bir başka kemik. Bakın şimdi arada bir boşluk var mı? Yani eklem boşluğu var mı arkadaşlar? Eklem boşluğu yok. Bu boşluğun yerini ne doldurmuş? Kıkırdak doldurmuş. O zaman madem boşluk yok, o halde sinovial sıvı var mı? Sinovial zar var mı? Az oynar eklemlerde kapsül var mı? Sinovial sıvı yok çünkü eklem boşluğu yok. Zar, sinovial zar o da yok. Eklem kapsülü o da yok. Peki eklem kıkırdağı var mıdır? Hareketlilik olduğu için değerli arkadaşlar, sürtünmeyi yine belli bir oranda olduğu için eklem kıkırdığı yine burada yer alacaktır. Şimdi gelelim oynamaz eklemler. Bakın destere dişi gibi birbirlerine girmişler arkadaşlar. Burada eklem boşluğu var mı? Allah aşkına ne eklem boşluğu ya? Eklem boşluğu yok. Eklem boşluğu yoksa kapsülü var mı? Yok. Kapsülü yoksa zarı var mı? Sinovial zar. Yok. Eklem boşluğu yok ve sinovial zar yoksa sinovial sıvı var mı? Yok. Arkadaşlar eklem kıkırdağı var mı? Ben yok olarak alacağım ama bazen nadiren çok ince bir tabaka şeklinde olduğu da görülebiliyor. Peki kimdir bunlar? Bir, kalça kemiği. İki, şuradan görüyorsunuz. Kafa, tası eklemleri. Yüz eklemleri. Kuyruk omurları